Herkese merhaba. Bugün burada size bir hikaye anlatacağım. Bir değişim hikayesi. Ama ilk önce bir soruyla başlamak istiyorum. Sizce bir kadına verilmiş en kutsal görev nedir? Peki, bir kadın düşünün. Küçücük bir kızken, oyuncak bebekleriyle oynarken bile hep anne olma hayalini kurmuş. Ona bahşedilmiş bu kutsal görevin farkında olarak büyümüş ve büyüdüğünde anne olmak istiyormuş. Vakti gelip de evlendiğinde bu o kadar kolay olmamış. Hiçbir şey hayal ettiği gibi olmamış. Bu kadın sizin kız kardeşiniz olabilir. Bu kadın sizin kızınız olabilir. Bu kadın sizsiniz belki de. Geceler boyunca bu yüzden ağlıyor ve sizin eliniz kolunuz bağlanıyor. Ona yardım yardımcı olamıyorsunuz. Yardım edemiyorsunuz. Çünkü elinizden hiçbir şey gelmez bu konuda. İşte kendi ailem için de bu kadın benim. 1980 doğumluyum. Yengeç burcuyum. Kendimi bildim bileli hep anne olmak istedim. Hayattaki en büyük hayalimdi. Vakti geldi, evlendim. Eşime bu isteğimden bahsettim. Hemen çocuk sahibi olmalıydım. Dur dedi, daha bir sene hayatımızı yaşamalıyız. Bir sene sonunda söz. Peki dedim, tam bir sene geçtikten sonra karşısına dikilirim ona göre. Tamam dedi, sorun yok. Bir sene geçti ve ben kurulmuş bir saat gibi onun karşısına geçtim. Hadi dedim, şimdi tam zamanı. Anne olmak istiyorum, ben içimdeki bu dürtüyü durduramıyorum, hadi. Sağ olsun beni kırmadı. Hemen İlk istediğim gün hamile kaldım. Çok enteresandır ki hiç hayal ettiğim gibi olmamıştı. O kadar kolay olmuştu ki mutluluktan havalara sıçrayacak gibiydim. Hemen doktora gittik. Normalde ne olur? Gidersin doktora, 9 ay sonra da sağlıklı bir çocuk doğurursun. Veya hani bizim bildiğimiz hikayeler bunlardır. Yani küçüklüğümüzde çok şey bilmeyiz bu konuda, toyuzdur. Ya da işte düşük olur. Yani başka ne olabilir ki? Aklıma hiçbir şey gelmiyordu. O zamanlar çok toydum. Eskiden annelerimiz öyle çok doktora falan da gitmemişler. Annem der ki yani bir iki kere falan gittik ve sonra siz doğdunuz. Yani bu kadardı her şey. Böyle inceleme yoktu. Böyle kontrol etme yoktu bu kadar. Neyse biz doktora gittik. Doktor ultrasonu alacak. Ultrasona girdim. Doktorun suratında bir değişiklik. Keseyi göremedim dedi. Dış gebelik olabilir. Bugün gidin pazartesi gelin. Hiçbir şey anlamadım o muayenehane kapısından çıktım ve pazartesiyi heyecanla beklemeye başladım. Eşime dedim ki herhalde pazartesiye kadar içeriye girme ihtimali var. Bu böyle bir şey. O gece kafamı yastığa koydum. İnanılmaz şiddetli bir mide bulantısıyla uyandım. O kadar çok şiddetliydi ki ben beş dakikada bir kendimi klozetin başında görüyordum. Soluğu klozetin başında alıyordum ve sürekli istifra ediyordum. Bir de buna bir karın ağrısı eklenmişti bir şeyler ters gidiyordu ama ne olduğunu anlayamıyordum. Çünkü kanama falan da yoktu. Hani görünürde bir şey yoktu. Eşim dedi ki herhalde kese oluşuyor. Kese oluşurken mide bulantısı olurmuş. Bu budur aşkım dedi. Aa dedim haklısın. Belki de kese oluştuğu için bu mide bulantısı. Dedim ki annelik ne kadar kutsal bir şey şu anda inanılmaz derecede acı çekiyorum demek bu böyle oluyormuş ama 9 ay sonra kucağına aldığında ona sarılabiliyorsun onu evladım diye sevebiliyorsun harika mucize gibi fakat mide bulantısı ve istifralar inanılmaz çoğaldı artık dakikalar azalmıştı 3 dakikada bir 2 dakikada bir klozetin başında alıyordum soluğu ve karnımdaki ağrı artık dayanılmaz bir hal almıştı buradan sonrasını hatırlamıyorum gözlerimi açtığımda bir hastanedeydim. Hastanenin acilinde. Eşim aile doktorumuz, o aile dostumuz olan bir jinekologla konuşuyordu ve ona telefonda şöyle söylüyordu. Hayır, gelecek vaktimiz yok. Acildeki doktor diyor ki hayatını her an kaybedebilirmiş. Aile dostumuz telefonu ben Telefonda benle konuşmak istedi. Telefonu elime aldım. Kızım konuştum, merak etme. Tüpünü almayacaklar ve sezeryanla girmeyecekler. Sadece ufacık bir delik açacaklar. Rahat ol, daha çok gençsin. Ne olduğunu anlayamadım. Ameliyathaneye indim. Ve ameliyattan çıktığımda doğum yapanlarla aynı kattaydım. Koridorlardan yeni doğum yapmış kadınlar geçiyordu. Yan odalardaki kapılarda süsler vardı. Ama benim kucağım boştu. Yıllardır hayalini kurduğum şey o ameliyatla benden gitmişti. Doktor geldi ve bana o trajikomik cümleyi söyledi. 40 gün lohusasın. Ne demekti bu şimdi? Bu haksızlık değil miydi? Doğum yapanlarla aynı katta olmam büyük bir haksızlık değil miydi? Bunun üzerine tekrardan çocuk sahibi olabilmek için karar vermem tam bir yılımı aldı. Anne olma arzumun önüne öyle bir geçmişti ki hayatımı kaybetme korkum. Bunu bir daha yapacak cesareti kendimde nasıl bulacağımı bilemiyordum. Tam bir yıl sonunda kendimi toparladım ve tamam dedim. Ben anne olmak istiyorum ve ne pahasına olursa olsun bunu denemek zorundayım. Ve biz tekrardan eşimle bu yola baş koyduk. Ve ben yine üç ay içinde hamile kaldım. Doktora gittim. Kanımdaki hormon değerlerine bakıldı. Hormon değerleri çok düşüktü. Doktor dedi ki, Yeniden dış gebelik olabilir. Ama içeride olma ihtimali de var. Biraz bekleyelim istersen. O anda deliye döndüm. Ne diyorsun doktor dedim? Bana hemen o dış gebeliği sonlandıracak kemoterapi iğnesini yap. Ben hayatımı kaybetmekten korkuyorum. İçeride olsa bile bunu tekrardan yaşamaya gücüm yok. Her an saatli bir bomba gibi bir şey dış gebelik. Her an hayatını kaybedebilirsin iç kanamadan. Çünkü tüpte gelişiyor ve tüp rahim gibi esnek olmadığından bebek orayı patlatıyor ve rahminin arka duvarına, karnının arka duvarına kan birikiyor. Bu böyle bir şey. Ben bunu bekleyemem dedim. Hemen bana o iğneyi yap. Emin misin dedi. Eminim dedim. İğneyi yazdı ve ben has, eczane eczane sanki bağımlı olduğum bir maddeyi arıyormuş gibi iğneyi aradım. İğneyi buldum, acile gittim. İğneyi bana yapması için hemşireye yalvardım ve hemşire bacağıma sapladığında derin bir oh çektim o oh çektim yıllardır hayalini kurduğum o mucizevi canlının içeride olma ihtimalini bile gözü almadan hayatına son verdiğim için oh çektim. Ama akşam olup da başımı yastığa dayadığımda hiçbir şey tahmin ettiğim gibi olmadı. Ya içerideyse? Ya ben o canlıya kendi ellerimle hayatına son verdiysem? Bu vicdan azabı yaklaşık iki ay sürdü. İki ay boyunca kanımdaki gebelik hormonu gitmiyordu ve doktora gidip duruyordum. En sonunda bir gün doktor bana o cümleyi söyledi. Evet müzemi isterim. Dış gebelik, yine dış gebelik geçiriyorsun. İnanılmaz sevinmiştim. Ama dedi ki, kangren olan yeri keseceksin. Artık tüpünü almamız gerekiyor. Ameliyata girdim. Tüpüm alındı. Tekrar yeni doğum yapmışlarla aynı kattaydım. Yine aynı travmalar, yine aynı duygular, yine aynı eve geliş. Eşim bana hediye almıştı. Normalde doğum yapanlara hediye alınır. Kendimi bir evcilik oyununun içinde hissediyordum. Eksik. Yeniden çocuk denemek için tüp bebek yolu gözükmüştü. Artık ancak bunu böyle yapabilirdim. Zaten tüp bebek de bizim gibiler için değil miydi? Rahime yerleşemeyen çocuğu dışarıda tüplerin yaptığı fonksiyonu yerine getirip işte döllendirip embriyo haline getirip rahme yerleştirecek bu kadar basit. Benim mutlaka şansım yüksek olmalıydı bunda. Tek problemim vardı tüpten geçmiyordu. Doktor da aynı şeyi söyledi. Evet, umutlu olabilirsin. Tüpten geçtikten sonra, rahme yerleştirildikten sonrası sıkıntı değil dedi. Ve biz ilk tüp bebek denemesi için bir kliniğe gittik. Kliniğe gittiğimde ben daha tüp bebeğin ne olduğunu bilmiyordum. Elime torbalarca iğne tutuşturdular ve bunu sen kendine yapacaksın dediler. İnanamadım. Ben başkasına iğne yapılırken bile dayanamayan ben kendime iğne yapacaktım. Ama işte annelik arzusu. Her şeyi yapıyorsun. İşe gittim. İlk iğnem topla bir toplantımdan bir saat önceye denk geldi. Üzerimde beyaz bir gömlek vardı. Karnımı hemşirenin anlattığı gibi sıktım. İğneyi gözlerimi sımsıkı yaparak karnıma batırdım. Ama ilk batırışımda sanırım yanlış bir şeyler yapmıştım ve gömleğim kan lekesi olmuştu. O an ne emrendim biliyor musunuz? Çocuk sahibi olmak için gömleği kan lekesi olmayanlara. Sonra kendimi toplayıp toplantıya gittim ve o iğneler 15-20 gün boyunca sürdü ve sonra transfer günü geldi. Transfer günü geldiğinde çok umutluyduk. Çünkü hani artık ben hamile kalacaktım. Embriyoyu transfer ettiler rahmin içine ve oradan çıktık eve geldim. Annemler, babamlar, eşim, herkes bana hamileymişim gibi davranıyor. Herkes bana işte ağır kaldırma, çay servisi sen yapma, otururken kalkırken dikkat et, uzan sen dinlen ve ben de kendimi hamile diye düşünüyorum. Test günü geldiğinde kendimi inanılmaz derecede duvara toslamış hissettim çünkü ilk tüp bebek negatifimi aldığımda yolumun artık bundan daha uzun olduğunu başka problemler daha olabileceğini fark ettim. Sonra ikinci tüp bebek denemesini yaptık. İkinci tüp bebek de negatif oldu. Ve sonra üçüncü tüp bebek denemesini yaptık. Üçüncü tüp bebek denemesinden sonra sıtmalanarak o embriyoyu vücudumdan attığımı hissettim ve ardından bir kanama geldi. Doktora bu durumu anlattım. Muhtemelen de de sen bebeği yabancı bir cisim olarak algılıyorsun. Vücudun kabul etmiyor ve tıpta bunun bir çaresi yok. Git biraz dinlen dedi. Bir de eğer diğer tüpünü alırsak belki biraz daha şansın olabilir. Tüplerden kaynaklı bir problemden olabileceği için tüpünü alalım. Sonra biraz dinlen deneyelim dedi. Hayır tüpümü aldırmak istemiyorum. Ben kesinlikle sadece tüp bebeğe bağımlı kalmak istemiyorum dedim. Dedi ki ama aldırmazsan buraya gelip aldırman için yalvaracaksın. Almam için yalvaracaksın. Hayır yalvarmayacağım dedim. O kapıdan çıkarken omuzlarım düşmüştü. Ve artık onların söylediğine göre benim çocuk sahibi olmam imkansızdı. Arabayı sağa çektim. Direksiyonu yumrukladım. O günü çok net hatırlıyorum. Ve Allah'ım neden ben? Neden ben diye bağırdım. Bana nasıl bir mesaj vermek istiyorsun? Bana lütfen bunu başka bir yolla ver. Çünkü bu benim kaldırabileceğimden çok daha ağır bir yük. Ben bunu böyle öğrenmek istemiyorum. Tek tek hamile kalıyordu bütün arkadaşlarım. Aynı gruptaydık. Onlar hamile kalmak istedikleri anda kalmaya başlamışlardı. Bir tanesi maksimum 6 ay falan denemişti. Yine hamileydi. Ve WhatsApp grubumuz vardı bir tane. Orada şey konuşuyorlardı. Mide bulantılarından yakınıyorlardı. Ben ise bambaşka bir dünyadaydım. O mide bulantısı için canımı verebilecek durumdaydım ve onların bunu anlamasını bekleyemezdim. Ama ben de onları anlamıyordum, anlıyor musunuz? Hiç anlamıyordum hem de. Ve bir gün izin isteyerek o gruptan çıktım. Sizlerin mutluluğunuzu yaşamaya hakkınız var. Bunu frenlememeye hakkınız var. Ama benim de kendimi daha fazla eksik hissetmemek için bu gruptan ayrılmaya hakkım var, lütfen beni anlayın dedim. Sosyal hayatım etkilenmeye başlamıştı. İş hayatım zaten çok kötü gidiyordu. Bunun haricinde kendimi sürekli kadın portallarında gezinirken buluyordum. Hiç tanımadığım yüzlerce, binlerce insanla konuşuyordum ve orada benim gibi umut hikayeleri arıyordum. Benim sorunum olan, aynı sorunu olan ama sonunda başarıya ulaşmış bir hikaye arıyordum. Ama insanlar hiçbir zaman o mutlu sonları paylaşmayı sevmiyordu. Hep kendilerine saklıyorlardı ama hep sorunları olduğunda oradaydılar. Bir gün o kadın portallarından birinde gezinirken oradakilere bir söz verdim. Dedim ki, bir gün eğer bir gün ben başarıya ulaşırsam sizleri habersiz bırakmayacağım. Ben sizinle umut hikayemi paylaşacağım. Ve sonra dördüncü düp bebekten önce bacaklarımın morluğundan ziyade ruhum delik deşikti. Ve biraz ruhumu dinlenmeye ihtiyacım, dinlendirmeye ihtiyacım vardı. Bir arkadaşımın da önerisiyle bir nefes kampına gittim. Dedi ki bana nefes çok iyi geliyormuş, hayatın değişiyormuş, hayatın değişmese bile kafan değişiyormuş. En azından rahatlarsın bir git Zaten çocuk sahibi olmak için ne deseler yapacak pozisyondayım. Hemen soluğu Kıbrıs'ta bir kampta aldım. Uçaktan indim. Bizi bir minibüsle aldılar. 7-8 kişi vardı. İnsanlar suratıma bakıp da bana merhaba demesin diye ayaklarıma bakıyordum. O kadar kendime olan güvenimi yitirmiştim ki, o kadar ötekileşmiştim ki, o kadar eksik ve yalnız hissediyordum ki kendimi, bana merhaba demesinler diye gözlerimi kaçırıyordum. Yabani gibiydim. Sonra bir spor salonu gibi bir yere aldılar bizi. 35 kişi vardı. Tam 35 kişi farklı farklı nedenlerden oraya rahatlamak için gelmişti. Sonra yere yatmamızı istediler. Hepimiz yere yattık ve şimdi dediler, ağzınızdan nefes alıp verin. Derin nefesler alıp verin. Şurada size 10 kere yaptırmaya kalksam, bilinciniz öyle bir düzeye ulaşır ki, o sırada size söylenmiş bütün olumlamaları alırsınız zihninize. Nefes aldık, nefes verdik. Nefes aldık, nefes verdik. Ben her nefeste yüreğimdeki acıların daha da derine indiğini hissediyordum. Ve koçum bana bir cümle söyledi. Hadi şimdi tekrar et, ben tam ve mükemmelim. Şaka yapıyor gibiydi. Bunun tekrar etmem mümkün değildi. Eksiktim, kadın değildim tam değildim. Bir parçam eksikti benim. Bunu tekrar edemedim ve koçumun bunu söylemesiyle deliler gibi ağlamaya başladım. Yıllardır kalbimde taşıdığım o ağırlık bir ton olmuştu sanki. Bir bebek gibi, ben bir bebekmişim gibi arkamdan bana sarıldı. Geçecek dedi. Tam dört gün boyunca onu tekrar etmemi istediler. Edemedim. Beşinci gün elime bir ayna verdiler ve bütün terapideki arkadaşlarım tek yürek olup benim o cümleyi kendi gözlerimin içine bakarak söylememi istediler. Ayna elime aldım, baktım, yüzümde bir tebessüm vardı, inanamadım. Gözlerimden yaşlar akıyordu ama o cümleyi tekrar edebildim. Ben tam ve mükemmelim dedim. Ben kadınım dedim. Çünkü Tanrı beni böyle yaratmıştı. Annem babam beni böyle de seviyordu. Eşim beni böyle de seviyordu. Tamdım, mükemmeldim. Artık anne olmasam bile kendimi tam bir kadın olarak hissediyordum. Eve döndüğümde eşim bana dedi ki: "Yüzündeki değişimi gördüm. Gözlerindeki değişimi gördüm. Her ne yapıyorsan buna devam et. Bu sana çok yaramış." Ve sonra dördüncü tüp bebek için dondurucuda kalan o doktorların o güne kadar hiç koymadığı en sağlıklıları yerleştirmek için arkalara bıraktığı o güçsüz embriyoyu almak için hastaneye gittim. O güçsüz embriyo şimdi çok sağlıklı bir bebek. <laughs> o O benim kızım Melina. Benim değişimimdeki yoldaşım. Beni ben yapan varlık. Bir hayaliniz varsa... <laughs> özür dilerim. Çok özür dilerim. Bu herhangi bir hayal olabilir. Lütfen peşinden gitmeyi asla bırakmayın. İmkansız deseler bile ayağınızla o taşı Yolunuza devam edin olur mu? Çünkü bu sizin kişisel gelişiminizin bir parçası olabilir. Bu sizi siz yapacak bir yol olabilir. O doğduğunda benim gözlerime öyle bir bilgelikle baktı ki sanki 20 yaşında bir kız çocuğu doğurmuştum. Özür dilerim anne bu kadar geciktiğim için ama böyle olması gerekiyordu dedi. Ben de ona teşekkür ettim. Teşekkür ederim. Beni ayakları yere basan sağlam bir kadın yaptığın için. Ve sonra biliyor musunuz? O verdiğim sözü tuttum. Ben şimdi bir blog açtım ve orada bütün bu sorunları yaşayan insanlara umut olmak için o iki aileleri paylaşıyorum. Onları hiçbir zaman unutmadım. Evet. Ve şimdi 200 binden fazla kadın takip edip tek yürek bir şekilde Meyla'nın büyümesini izliyor. Teşekkür ederim.